Evet, bunu da şimdi ödev konusunda konuşacağız. Ödevi anlatacağım. Aynı zamanda nasıl teslim etmeniz gerekiyor? Ödevi kontrol ederken veya puanlarken nelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedeceğiz. Hem de sorularınız varsa onları da cevaplamış oluruz. Bu dersimizde böyle 2 saat üst üste onu bu şekilde ek dersleri de tamamlamış olacağız. Şimdi bir kere öncelikle şöyle, burada 3 tane ödev var. Bu 3 ödevden sadece birini yapıyorsunuz. Yani herhangi birisini yapmanız yeterli. Üçünü de beraber yapmak isteyen varsa o yapabilir tabii ki, değil mi? Yani sonuçta yapmak istediğinde ben hepsini yapacağım diyen varsa tabii ki yapabilir. Ama bunlardan birini yapmanız da yeterli. Şimdi öncelikle ödevi değerlendirirken şimdi neyi yapmanızı bekliyorum? Şimdi öncelikle bir kere bilgi olmalı, öyle değil mi? Hepsini yapan 300 olabiliyor mu? Yok, en fazla 100 olabiliyor. Doğal olarak 300 diye bir not yok ki. En fazla 100 girebiliyorsun. 300'ü kabul etmiyor yani. Ama şöyle bir şey olabilir belki. Hani 100 ödevden %'de kanaat notu olsa 200 yapıyor yine. Zaten vizeden de 100 almışsanız 300 yapıyor toplam, bakın. Yani aslında toplamda 300 olabiliyor yine, öyle değil mi? Aslında toplamı 300 olabiliyor yani. Neyse, yüzdelik oranlarını alırsan tekrar düşüyor. Evet, şimdi şöyle bir şey diyelim. Aslında evet, bu ödevden hepsini de yapmak öyle çok da kolay bir şey değil. Şimdi ne bekliyorum? Birincisi bilgi bekliyoruz. Şimdi ödevlerden birincisi araştırma ödevi, ikincisi ve üçüncüsü programlama ödevi. Yani ben program yapmak istiyorum diyen varsa ne yapabilirsiniz? İşte normal şartlarda normal bir ders olsa evet ek puan da olabilir tabii ki. Öyle bir şey söz konusu olabilir ama siz test olduğu için öyle bir şey mümkün olmuyor. Evet, şimdi ne bekliyorduk? Ödevlerden birinci olarak şunu bekliyorum. Bir kere ödevin bir araştırma yapıp veya program yapıp düzgün bir şekilde, yani bilgi olarak bir kere eklemeniz gerekiyor. Bu bir. Yani sonuçta sizin yapacağınız da bir kere bilgi içermesi gerekiyor. İkincisi de düzgün bir şekilde teslim etmenizi bekliyorum. Şimdi biliyorsunuz, şimdi ne yaparsanız yapın, yani ne iş yaparsanız yapın, bunu herkes biliyordur. Bir kere yaptığınız işi güzel bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Mesela ben hep aynı örneği veriyorum. Şimdi mesela ben de bir zamanlar üniversitede ilk mezun olduğum zaman piyasada çalışıyordum. Herkes de bunu zaten biliyor. Şey değil yani, aslında herkes bu tecrübeyi yaşamış anlamında biliyor, söyledim. Şimdi mesela bir kod yazıyorsunuz. Mühendissiniz. Tabii mühendis olarak çok fazla görünüşe çok önem vermiyorsunuz. Şimdi öyle bir kod yazıyorsunuz ki çok iyi optimize edilmiş kod. Çok hızlı bir şekilde sorgu çekiyor. Verileri getiriyor, işte 0,1 saniyede gösteriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Neyse, müdüre anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki bak böyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle optimize ettim, böyle optimize ettim diyorsunuz, gösteriyorsunuz. En son size şöyle bir şey söylüyor. Ben bu başıma geldiği için biliyorum. Diyor ki işte buton diyor buraya koyma diyor, güzel durmamış, al bunu şuraya koy diyor. Ha. Yani şimdi aslında sizin, ya o da kendine göre belki haklı. Yani adam görünümüne önem veriyor doğal olarak. Çünkü sen görünümüne hiç dikkat etmemişsin. Butonun yeri de çok önemli değil gibi düşünüyorsun ama yaptığın işin çok önemli olduğunu düşünüyorsun, ama şunu anlıyorsun ki aslında hem yaptığın iş çok önemli, hem de bu yaptığın işi nasıl pazarladığın çok önemli. İkisi de çok önemli. Yani birinden birini eksik yaptığın zaman aslında yaptığın işin çok da bir önemi yokmuş gibi görünebiliyor. O yüzden yani yaptığınız işi tamam iyi yapacaksınız, aynı zamanda yaptığınız işi de iyi göstereceksiniz. Bu her ikisi de çok önemli olduğunu unutmayın. Tamam, ne yaparsanız yapın, ne kadar iş yaparsanız yapın, eğer iyi süsleyemezseniz eğer, değil mi? Hiçbir esprisi kalmaz. Mesela araba olarak da düşünün, arabaları düşünün. Mesela bir arabanın motoru çok iyidir ama mesela atıyorum tasarımı çok kötüyse kimse almayacaktır yani. Öyle değil mi? Yani aslında kaput düşünüyorsun, öyle değil mi? Aslında her şey mükemmel, dört dörtlük, ama mesela görünümü çok iyi değilse o zaman ne yapacaktır? Tabii ki millet diyecek ya bu görünümde hiç uymamış diyecek, değil mi? O kadar millet hakkını vermeyecektir yani. Tabii ki bu işten anlayan birisi, gerçekten iyi anlayanlar bunun aksamına, işte araba için düşünürsek motoruna, yürüyen aksamına, değil mi, bakacaktır, ama sonuçta dışarıdan görenler ne yapacak? Sadece kaportaya bakacak. Öyle değil mi? Yani o yüzden söylemek istediğim şey şu. Ne yaparsanız yapın, hayatta genel olarak düşünceniz hep bu şekilde olsun. Az bir şey bile yapsanız bir kere çok iyi. Ya tabii hiçbir şey yapmadan çok iyi gösterin demiyorum, ama yaptığınız şeyi de en iyi şekilde göstermeye çalışın. Tamam, bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden nasıl tasarlayacağınız, yani nasıl yapacağınızı biraz sonra göreceğiz. Şimdi Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencileri için bir tez yazım kılavuzu var. O tez yazım kılavuzunda
Tezi nasıl yazacağınızı, bu bir tez gibi düşünün bunu da. Bir ödevi de tez gibi düşünün. Şimdi şöyle, tez kadar çok büyük ve uzun olmasını istemiyoruz ama en azından belli standartlara da uyması gerekiyor. Mesela şöyle bir şey var. Mesela bu daha önce başıma geldiği için de söylüyorum. Mesela arkadaşlarınız şöyle bir şey yapıyor. Bunu aynısını siz de yapmayın. Gidiyorlar. Mesela atıyorum bir konu var. Şimdi genelde biliyorsunuz bu tip konuları Türkçe kaynak bulmak o kadar kolay değil. Hak veriyorum size. Ne yapıyorsunuz? İşte yorumlardan kopyalıyorlar. Yorumlara bakıyorlar. Nedir işte şurada mesela şey demiş. Diyor ki bakın şöyle mouse'u çıkartalım. İşte bir Go nedir? Diyor. Tamam işte yorumlara yazmış birisi. Bir Go nedir diyor. Birisi de cevap vermiş. Ahmet Bey diyor. İşte bir Go şu 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 demektir diyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz aynısını kopyalıyorsunuz. Verdiğiniz tekste şöyle yazıyor. Ahmet Bey bir Go şu şu demektir diyor. Şimdi aslında bir Go notasyonu bir şekilde açıklıyor koyduğunuz şey ama yani içerisinde Ahmet Bey bir Go şu demektir demek de pek hoş bir durum değil. Şimdi o yüzden yaptığınız şeyi biraz okumanız da gerekiyor. Çirkin bir şey çıkıyor ortaya diyorsun. Sen demek ki güzel çıkaramıyorsun, değil mi? Yani normalde evet düzgün bir şey çıkabilir. İyi yapmak gerekiyor. Neyse şimdi ben onu şöyle söyleyeceğim zaten. Birazdan size anlatacağım. Ben şöyle tez yazım kılavuzunu ben size biraz bahsedeceğim. En azından bir fikriniz olsun. İleride tez yazarsanız da tez yazım kılavuzu neymiş işte neye göre yazacağız bir fikriniz olsun ama ben şunu istemiyorum. Hani tez yazım kılavuzu birebir uysun demiyorum zaten. Demeyeceğim zaten. Biraz sonra anlatacağım onu. Ben şunu istiyorum. Düzgün bir şey getirin bana. Tamam. Düzgün. Yani göründüğünde düzgün olsun. İlla tez yazım kılavuzuna göre birebir aynısını uygulayın demeyeceğim zaten. Düzgün olsun. Ne olsun? Kapak dosyası olsun. İşte içindekiler olsun. Referansları olsun. Ne olur? Düzgün görünsün. Tamam mı? Yani iyi bir şekilde pazarlayın. Ben onu isteyeceğim. Ama tabii bunun için de mesela atıyorum nasıl yapacağını bilmeyenler için de tez yazım kılavuzu var. İnternette göstereceğim birazdan. Ona göre ne yapacaksınız? Ona göre tasarlayacaksınız. Onu da uygulayabilirsiniz veya kendiniz bir tasarım yapabilirsiniz. Düzgün bir şey yapabilirsiniz. O da olabilir. Veya başka hazır template'ler var. Mesela onlardan kullanabilirsiniz. O da olabilir. Yani pek çok şey olabilir ama düzgün bir şekilde teslim etmeniz gerekiyor. Şimdi birinci ödeve bakalım. Şimdi ödevleri öncelikle bir açıklamamız gerekiyor. Şimdi birinci ödev aslında tamamen Turing makinesiyle dedik ama aslında tamamen bilgisayarla alakalı. Şimdi decidability yani karar verilebilirlik aslında bilgisayar için çok önemli. Neydi karar verilebilirlik? Biraz önce de dersimizde de bahsettik. Ne demiştik? Şöyle bir şey söyledik. Dedik ki herhangi bir string giriş stringi bittiğinde bu makine kabul ya da reddediyorsa bu karar verilebilir bir dildir. Decidable'dır dedik öyle değil mi? Turing decidable olduğunu söylemiştik. Yani karar verilebilirlik bu anlama geliyor ki bu aslında bilgisayarda çok önemli. Çünkü string bittiğinde en azından bir cevap almalıyız. Öyle değil mi? Mutlaka bir cevap almalıyız. Eğer almazsak sonsuz döngüye girecektir ki o da bizim istemediğimiz bir durum olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Şimdi peki undecidable yani karar verilemeyen diller var mı? Evet var. Karar verilemeyen diller de var. Öyle değil mi? Mesela atıyorum genelde brute force. Brute force muydu? Bana sanki tuhaf gibi geldi brute force. Brute force değil miydi? Şöyle yazılmıyor mu? Brute force. Değil mi? Bilen vardır mutlaka. Değil mi? Doğru değil mi? Bir garip geldi bir anda brute force deyince ama. Veya doğrusu nedir? Yok. Brute force değil ya. Brute değil. Neydi brut? Doğrusu nedir bunun? Kaba kuvvet de. Kaba kuvvetin Türkçesi neydi? Brute force muydu ya? Çok garip geldi bir an. Brute force sanki doğru değil gibi geldi. Bakayım internetten. Şöyle bakalım brute force muydu acaba? Evet brute force'muş. Niye bana garip geldi. Sanki doğru değil gibi geldi bir an. Evet brute force. Bir dakika geleceğiz oraya. Şimdi zaten bunların hepsi karar verilebilen hepsi Turing makinesi zaten. Başka bir şey ihtimaliniz yoksa. Bunların hepsi Turing makinesi. Yani bu mesela atıyorum
Algoritmaların karmaşıklığı, zaman karmaşıklığı, bunların hepsi Turing makinesi açıklayabiliyorsunuz. Başka bir açıklama yönteminiz yok. Şimdi brute force, kaba kuvvet dediği şu aslında, deneme yanılma demek. Yani şu demek, bütün ihtimaller deniyorsunuz. Değil mi? Mesela brute force'ı daha çok nerede kullanıyorsunuz? İşte şifre kırmak için kullanıyorsunuz, öyle değil mi? Mesela nedir? WinZip'e birisi şifre koyar eskiden, 3 karakterli, 5 karakterli kırması ne olur? 10 saniye sürmez, değil mi? Brute force da yapıyorsunuz. Hepsini deniyorsunuz bir ihtimal, değil mi? Normalde 8 karakterden daha az bir karakterle şifre koyuyorsanız, koymasanız da aynı anlama geliyor. Zaten 3 saniyede hepsi kırılıyor. Değil mi? Brute force kaba kuvvet demek ki bütün ihtimallerin denenmesi demek. Şimdi normalde evet 3 karakter 5 karakterlik bir ihtimalde çok fazla ihtimal ortaya çıkmadığı için kolaylıkla ne yapabiliyorsunuz? Bütün ihtimalle deneyebiliyorsunuz. Ama atıyorum 20 karakterlik bir şifreniz varsa bunu brute force'a yapmanız mümkün değil. Mümkün değil. Yani yıllarınızı verseniz, yıllarca çalışsa makine bunu çözmesi nedir? Mümkün değildir. Yani karar veremiyor aslında. Yani decidable bir problem olmuyor, değil mi? Yani bunu karar verilebilir bir hale getiremiyorsunuz. Şimdi bu çok basit bir örnek. Undecidable diller var. Tamam, bunu ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey var. Örnek olarak Michael Spitzer'ın bir kitabı var. Hiçbir kaynak bulamazsanız ben size söyleyeyim. Michael Spitzer hesaplama teorisi. Hesaplama teorisi diye bir kitap var. İnternette PDF'i de var. Tamam, hesaplama teorisi diye geçiyor. İnternette, hatta ben size linkini de bulup göndereyim. Michael Spitzer Introduction to Theory of Computation diye bir kitap. Bir de PDF diyelim. Şu herhalde ilk sayfada PDF'i geliyor zaten. Çok internette olan bir kitap. Ve çok güzel bir kitaptır. Aynı zamanda bunun şey var. İnternette İngilizce videoları var. Bazı hocalar, yurt dışındaki bazı hocalar bunu anlatıyorlar. Şöyle ben size göndereyim bir tane örnek olsun diye. Bakabilirsiniz. Belki merak edenler olabilir. İlk bulduğum şeyi, adresi gönderdim ama inşallah kitaptır, değil mi? Second edition var. Bunun third edition da var. Üçüncü baskısı da var. Üçüncü baskısını bulabilirsiniz. Çok bir şey değişmemiş olsa bile internette son baskısını bulmanız da mümkün. Gerçekten çok güzel bir kitap. Öyle söyleyeyim. Yani çok teorik bir kitap ve çok güzel bir kitap. Bilgisayarın temelini anlatmak açısından iyi bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ama bunun ikinci baskısı bu. Üçüncü baskısı da vardır büyük ihtimal. Mesela bende kaçıncı baskısı varmış? Dur bakayım ben. Üçüncü baskısı bende var herhalde. Siz de bulursunuz internetten. Çok büyük problem değil. Ama üçüncü baskısı olduğundan emin olalım diye bakacağım şöyle hızlıca. Evet, third edition'da var. Üçüncü baskısı da varmış. Üçüncü baskısını indirirsiniz. Bu benim size gönderdiğim ikinci baskısıydı. Evet, bu kitap gerçekten güzel bir kitap. Ama İngilizce bir kitap doğal olarak. Zaten işe yarayan kitapların Türkçesini bulmak biraz bir hayli zor. Öyle görünüyor. O yüzden İngilizce bilenler için veya işte Translate belki biraz işe yararsa, belki oradan biraz faydalanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız buradan faydalanmanız mümkün ama Türkçe'de bir şeyler bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi decidable ve undecidable bilgisayar açısından çok önemli. Çünkü aynı zamanda PMP hard problemler var. Normalde biz problemleri bu şekilde sınıflandırıyoruz. Mesela P dediği şey şu aslında. Deterministik bir Turing makinesi tarafından işte polynomial time'da çözülebilen bir problemden bahsediyoruz. Mesela diyelim ki siz karmaşık olarak her şunu biliyorsunuz. Mesela diyelim ki sıralama algoritmaları var, öyle değil mi? Nedir mesela? N kare, değil mi? N kare diye mesela bubble sort var, değil mi? N kare, şöyle N kare kare nerede? Kareyi bulamadım. Şöyle miydi? Evet, şöyle başladı. N kare, değil mi? N kare. N kare karmaşıklığında sıralama algoritmaları var. Diyorsunuz ki işte bu çok masraflıdır, bilgisayar çözemez diyorsunuz ki bu en basit problemlerden bir tanesi bilgisayar açısından aslında. İki for gibi, evet iki for kurasın n kare gibi bir şey çıkıyor ortaya. Çarpanları ihmal ediyorsunuz, değil mi? Daha sonra n kare karmaşıklığa sahip, zaman karmaşığına sahip bir problem aslında polynomial time demek bu, değil mi? Polynomial time demek. Yani çünkü n girişi gösteriyor burada. N kare dedik ki n girişi gösteriyor. N'in karesi polynomial time'da deterministik Turing makinesiyle çözülebilen bir problem. Aslında en basit P problem. Zaten şöyle bir şey var. Eğer bir problemi P zamanda çözebiliyorsanız, yani polynomial time'da çözebiliyorsanız bu zaten çözülebilir bir problem demektir. Öyle değil mi? Yani bilgisayar bunu çözebiliyor anlamına geliyor. Ki diğer problemler tabii zor problemler. Bilgisayarın çözemediği problemlerden. Mesela NP problem, değil mi? Non-polynomial time. İşte non-deterministik
bir Turing makinesi tarafından çözülebilen bir problem ki non-deterministik her zaman çözülebilir anlamına gelmiyor. Ama şey var, MP'nin şöyle bir özelliği de var. P zamanda karar verilebilir bir problem olduğunu gösteriyor. Aslında MP de iyi bir problem. MP de iyi bir problem. Yani daha doğrusu kolay bir problem. Bunların daha zoru neyi var? MP complete'i var. Bir de neyi var? İşte MP complete'i var. Bir de MP hard'ı var ki, değil mi? Bunlar bir de additional MP complete varmış. Bunlar aslında çok daha zor problem. Mesela MP hard problem özellikle tam olarak çözülmesi zaten şu anda mümkün değil. Şu andaki algoritma ve makinalarımıza göre çözülmesi mümkün değil. Yeni bir algoritma geliştirmek gerekiyor. Belki de gerçekten çözülemiyor. O da olabilir, öyle değil mi? Gerçekten çözülememiş de olabilir. O yüzden bunlar bilgisayarı anlamak açısından ve problemlere çözüm önermek açısından çok önemli. Diyelim ki bir problem var. Dediler ki siz sonuçta mühendis olacaksınız, öyle değil mi? Sonuçta bir problem var. Bilgisayar bunu çözmesini istiyoruz. Yani şimdi bilgisayar sadece şunu yapmıyor. İki tane veriyi alıp işte veri tabanına kaydedip daha sonra alıp bunu ekranda göstermek, değil mi? Bilgisayar çok basit bir işlem. Çok basit oldu. Belli yani. Mesela 500 bilinmeyen denkleme gerek yok. 3-5 bilinmeyen denklem de aslında NP hard problemlere girebilir yani. 500 bilinmeyene gerek yok yani. Çünkü her denklemin kökünü bulmak öyle kolay olmuyor. Matematiksel bir yöntem olmayan problemler var. Onların kökleri bulunmayabiliyor. 500 zaten çözemezsin de onu da çözmek öyle kolay olmuyor. Şimdi evet, ne dedik? Diyelim ki mühendissiniz, bir problem gerekiyor. Öncelikle bu problemin ne olması gerekiyor? Problemin nasıl problem olduğunu ortaya koymanız gerekiyor. Eğer problem polynomial time'da, yani P zamanda polynomial time'da çözülebilen bir problemse, evet bilgisayar bunu çözebilir diyebilirsiniz, öyle değil mi? Rahatlıkla diyebilirsiniz ki evet ben bu problemi çözerim. Yok, eğer NP bir problemse, yani polynomial time değil de non-deterministic Turing makinesi tarafından çözülebilen bir problemse, o zaman bunu şöyle yapmanız gerekiyor. İşte P zamanda çözülebilen bir probleme reduction yapmamız gerekir belki. Yani indirgemeniz gerekecek, öyle değil mi? Eğer bu problemi başka bir probleme dönüştürebiliyorsanız, değil mi? Başka bir probleme dönüştürebiliyorsanız, o zaman nedir? Ve dönüştürdüğünüz problemi pi zamanda çözebiliyorsanız, o zaman bu problemi de çözebilirsiniz demek, değil mi? Reduction aslında, yani indirgeme, matematikte ve bilgisayarda çok önemli bir kavram. Bir problemi diğer çözülebilen bir probleme dönüştürmek, değil mi? Çok önemli. Yani bunu dönüştürebiliyorsanız, evet bu problem de bilgisayar tarafından çözülebilir anlamına gelecektir. Yani sonuçta problemin tipini belirlemek çözmek için ilk adım. Ya ben bunu çözerim deyip atlamayacaksınız, değil mi? Bilgisayar çözemiyor yani. Bilgisayarın öyle o kadar çok büyük bir yeteneği yok. Yani o yüzden problemin nasıl bir problem olduğunu öğrenip veya onu anlayıp daha sonra buna çözüm önerisi getirmemiz gerekiyor. Şimdi aynı zamanda bir de tabii ki bunun zaman karmaşıklığının, algoritmaların zaman karmaşıklığı var. Bir algoritmanız var. Hangi zamanda çözülebiliyor? Bunu da işte Big O, Little O, Omega, Theta notasyonları var, öyle değil mi? Bunları bilmek gerekiyor. Daha sonra problemlerin nasıl sınıflandırıldığını, mesela P, MP, MP Hard, MP Complete, bir de Additional MP Complete varmış. Zaten internette P, MP dediğiniz zaman size bir sürü doküman geliyor. Bunlardan yapacağınız şey ne? Bunlardan bir tane ödev hazırlamak. Birincisi bu. Yani bu bir araştırma ödevi, birinci ödev. Ne yapıyorsunuz? Bir araştıracaksınız, bakacaksınız, anlayacaksınız. Tabii anlamadan yazmayacaksınız. Biraz önce örnek verdim. Milletin Ahmet amca işte bu böyle çözülüyor deyip alıp kopyalayıp bana göndermeyeceksiniz. Doğal olarak biz de notları Ahmet amcaya veririz, değil mi? Size vermeyiz yani. Ahmet amca ilgileniyorsa bununla. Değil mi? Yani o yüzden okumadığımı düşünmeyin. Bunların hepsini tek tek bakacağız. Tamam? Yani gönderdiğiniz şeylere bakacağız. O tip şeyler çok geliyor. Ben bunu söylüyorum. Arkadaşlar yine gönderiyor. Israrla. Herhalde çok seviyorlar öyle göndermeyi okumadan. Yani bir ödev veriyorsanız bu sizi yansıtan bir şey. Mutlaka okuyun. Yani bir kopyalayın, okuyun, bir düzeltin yani. Bir ödev haline getirin. Yani tabii ki bir yerlerden faydalanacaksınız. Ben size faydalanmayın demiyorum. Faydalandığınız yerlerde referansları ekleyeceksiniz. Ama hiç okumadan birebir alıp yorumları kopyalamak da mantıklı bir şey değil. Yani öyle bir şey mantıklı değil. O yüzden okuyun, mutlaka okuyun. Evet, bu araştırma ödevini herhalde anladık, değil mi? Var mı burada sorusu olan? Nasıl teslim edeceğiniz konusunda ben biraz sonra yazım kılavuzundan biraz bahsedeceğim. Ama yazım kılavuzunu birebir istemediğimizi de tekrar konuşacağız o zaman. Anlaşılmayan bir şey varsa. Bu tamamen araştırma ödevi. Burada neleri araştıracağınız yazıyor. Bunlara göre araştırıp bulacaksınız.
Şimdi ikincisi, bunlar programlama ödevi. Güzel ödevler, aslında faydalı ödevler. Ama dediğim gibi belki daha çok zamanınızı alacak ama daha çok şey öğretecek şeyler size. Yukarıdakileri eğer çalışırsanız yukarıdaki de öğretecek ama birebir sadece kopyalarsanız size çok şey öğretmeyeceğini düşünebiliriz. Şimdi iki tane ödev var. Birincisi şöyle bir şey var. Bu ikisi de bizim konumuzla alakalı. Aslında gördük bunları. Şimdi şöyle bir şey var. Diyor ki kelime kökleri ve eklerin olduğu iki ayrı dosya düşünün. Yani bir tane kelime kökten olduğu bir Türkçe dosya var. İnternette var bunlar. Mesela nedir? Ev. Veya nedir? Gel. Veya ne var? Öyle türetilen gel var mesela. Atıyorum. Gel. Gel kelime kökü öyle değil mi? Şimdi sonra bir de ek var. Nedir? Gelecektim. Mesela ecektim. Öyle değil mi? İşte geldim. Geldin. Din mesela. Ecektim. Eceğiz. Değil mi? Ecek mesela. Bir de ekler var. Şimdi buna göre gelen Türkçe kelimenin bunlardan oluşup oluşmadığını bulan yani karar veren buna değil mi? Hani Turing makinesi karar veriyordu ya. Turing makinesi ne yapıyor? Kabul ya da reddediyor öyle değil mi? Kabul ya da reddedecek. Yani bir Turing makinesi tasarlayacağız. Kullanacağı şey ne? Şuradakileri kullanacak. Kökleri, ekleri kullanacak. Ve ne yapacak? Bu kelime Türkçe mi değil mi karar verecek. Bak gerçek bir size değil mi Turing makinesi ile ilgili bir şey. Bunu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nedir? İşte stringler şöyle biraz daha açalım. Nasıl yapabiliriz diye düşünelim. Şimdi birincisi stringler nedir? Alfabe öyle değil mi? 29 tane alfabemiz var. Onlar ne yapacak? Giriş olarak gelecek. Her biri bir giriş olarak gelecek. Ve ne yapacağım ben? İşte buna göre bitiş ve şeyleri hesaplayacağım. Mesela atıyorum duruma göre mesela diyelim gelecektim diye bir şey var. Gel dedim mesela gelden sonra köke geçecek değil mi? Ecekten sonra işte ne yapacak bir yere geçecek. En sonunda da ne yapacak? Mesela geldim diyor mesela. Em ekinde de kabul durumuna geçmesi lazım. Öyle değil mi? Non-deterministik bir yapısı olacak doğal olarak. Ve bu adımlardan herhangi birisi geldiğinde ne yapacak? Kabul edecek. Aksi takdirde mesela geldim kabul edecek. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi diye tek bir kelime yok. Öyle değil mi? O zaman ne yapacak? Reddedecek. Öyle değil mi? Mesela geldi misin? Geldi misin diye bir şey çıktı, yazdım mesela. Geldi misin? Mesela ne yapacak? Reddedecek. Öyle değil mi? Mesela şu da var. Web'de baktınız mı? Mesela web'de atıyorum herhangi bir yere girsek. Mesela nereye girsek? Nerede var form? Form doldurulan bir site var mı? Bildiğiniz. Form olan. Aklıma da hiç şey ya form yazayım bakayım belki geliyorum hadi. İnternette form yazdım. Google formlar diyor. Form grup. Microsoft form. Personel button. Yani şöyle formlar var. Öyle form istemiyorum ben de. HTML form diyelim. HTML form diyorum. Beige Schools'tan bir yer geliyor. Şimdi bu işime yaramaz. Beige School'u geçelim. Şöyle bir tane form geldi. Evet, aslında söylemeye çalıştığım şey şöyle bir form, herhangi bir doldurulabilir bir form bulursanız eğer internette var tabii de şu anda hazırlıklı olmadığım için bilmiyorum nerede var. Mesela Chrome'un neyi var? Bunun Türkçe mi değil mi test edebiliyorsunuz öyle değil mi? Mesela ne yapıyor? Altını çiziyor. Öyle değil mi? Altını çizen şeyler var. Yani bu diyor Türkçe değil diyor. Ne yapıyorsun? Düzey imla denetimi yapıyor değil mi? Mesela Chrome'da. Yani Word'de falan zaten yapıyor da. Bir de Chrome'da da var. İşte burada daha çok ne kullanıyor? İşte Hanspell diye bir uygulama var. Ben size yazayım. Hanspell diye uygulama var. Bu da aynı bu şekilde çalışıyor. Kelimenin kökleri ve eklerin olduğu şeyi veriyorsunuz. Size ne yapıyor? Buna göre bir kural üretiyor falan filan. Bir tane örnek. Hanspell bir tane örnek. Tamam. Yani bu daha çok NLP'ye giriyor. Natural Language Processing giriyor. O kural tabanlı o ama. Yani iki ünlü yan yana gelemez kural tabanlı yapabiliyorsunuz. Ben kural tabanlı değil de sözlük ve ek tabanlı diyorum. Kural tabanlı da mesela Türkçe büyük ses duyumu, küçük ses duyumu ne bileyim o tip şeylere göre de mesela yanlış yazılan kelimeleri bulabilirsiniz ama biz daha çok sözlük tabanlı yazacağız, yapacağız, yapabilirsiniz.
Bu sizin için dediğim gibi bir şey de olabilir. Hobi gibi bir şey olabilir. O yüzden ben size söyledim böyle bir ödevi. İsterseniz hani çok kolay bir şey değil. Bunu biliyorum ama çok zor da bir şey mi? Çok zor da bir şey değil. Biraz düşünmeniz gerekiyor sadece. Harfler gelecek. Harfleri alacaksınız. Durumları ayarlayacaksınız ona göre. Kabul ya da red durumunu kontrol edeceksiniz. Mesela bittiği zaman ya kabul edecek ya da reddedecek. Bir de öyle bir durum var, öyle değil mi? Yani kısır döngüye girmeyecek, değil mi? Sonsuz döngüye girme ihtimali yok. Ortada şey yapmayacak. Buna göre bir Turing makinesi tasarlayacaksınız. Ve bu Turing makinesine göre ne yapacak? Kabul ya da red durumunu ortaya çıkaracak. Yani decidable olacak. Karar verilebilir olacak. Yani bittiği zaman mutlaka ya kabul edecek ya reddedecek. Başka bir alternatif yok yani. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bilmiyorum, var mı sorusu olan, anlaşılmayan bir şey burada? Kelime kökleri ve eklerini kullanacağız. İnternette var sözlükler. Yok, ekli, şöyle ekli halleri olan bir dosya bulursanız zaten o sözlüğün tamamıdır. Onu sadece karşılaştırma yaparsınız. Evet, internette ekli halleri olan dosya da var. Bu da şöyle, bütün ihtimalleri çekiyorsunuz. Mesela nedir? Gel diye bir sözlük mü var? Sözcük var. Bunun eki ne olabilir? Şu 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 eki olabilir. Ondan bir sözlük oluşturuyorsunuz. Öyle sözlükler de var. Üçüncü sözlük aslında senin dediğin internette vardır. Bir ve ikiye ihtiyacınız yok artık. Üçü varsa. Yani bütün eklerin alınmış hali varsa. Mesela şöyle bir sözlüğünüz var. Diyorsunuz ki geldim, geleceksin, geleceksiniz, gelecekti, geliyordu, gelmiyordu falan neyse. Bütün ihtimaller varsa artık iki sözlüğe ihtiyacınız yok. Öyle değil mi? O zaman ne yaparsınız? Sadece karşılaştırırsınız. En son bittiğinde bakarsınız. Ama burada şöyle bir şey olacak. Kelime kökü ve ekler olacak. Tamam, bu eklere göre bir tasarım yapacaksınız. Gelen kelimeye göre bunu çalıştıracaksınız. Tamam. Güzel bir problem aslında. Gerçek hayat problemi yani. Evet, klavyeden gireceğim. Geliyordum veya geliyordum gireceğim. Bana yanlış diyecek. Geliyordum olmayacak diyecek. Mesela ne olacak? Geliyordum olacak demeyecek. Tabii o farklı bir konu. En azından geliyordumun altını çizecek. Önermeyecek. Önermek farklı bir şey. Önermek olayı farklı bir kategoriye giriyor. Ama geliyordum dediğimize bunun yanlış olduğunu bulabilir. Evet, biraz düşünürseniz ben çok kolay olmadığını biliyorum ama şu da var. Belli bir aşamaya gelirseniz o da kabul edebilirim. Sorun değil. Yani illa %100 doğru çalışacak diye bir şey yok. Yani bir aşamaya kadar gelmeniz de yeterli. Bu tip dediğim gibi problem zor olduğu için hayır, kelimeyi birebir sözlükten alıp bakmayacaksınız. Yani bir Turing makinesi tasarlayacaksınız. Hani biraz önce Q'lar olacak, geçişler olacak, tamam mı? Böyle bir şeyler olacak. Daha sonra gelen harflere göre bakacaksınız. Eklere göre. Yani siz bu şöyle köklere ve eklere göre Turing makinesini tasarlayacaksınız. Gelen kelimeye göre Turing makinesini çalıştıracaksınız. Tamam. Köklere ve eklere göre Turing makinesini tasarlayacaksınız. Gelen kelimeye göre Turing makinesini çalıştıracaksınız. Tamam, unutmayın. Mesela gel diye kök var. Sonra ecektim, acaktım neyse işte. Buna göre tasarlayacaksın. Sonra ne yapacaksın? Gelen kelimeye göre çalıştıracaksın Turing makinesini. Sana karar veriyor mu? Doğru mu? Yanlış mı onu bulacaksın. Tamam. Bu işte Turing makinesiyle çözülebilen bir problem. Tamam, bunu çözebiliriz. Tabii ki bazı ambiguity'ler var. Ambiguity dediğimiz şey, ambiguity'den hiç bahsetmedik ama mesela non-deterministik yapıda ne var? Birden fazla seçenek var, öyle değil mi? Muğlaklık var. İşte bu muğlaklıkların hangisini, bunu nasıl çözeceksin? Onlar problem ama bu problemleri çözmeye girmenize gerek yok. Dediğim gibi basit olarak tasarlayın yeter benim için. Bir şeyler üretebiliyorsanız problem değil. Yani mantığını çözün, %100 çalışmasına gerek yok. Önemli olan mantığını çözmek, tamam mı? Bir bakabilirsiniz boş zamanlarınızda. Belki hoşunuza gidecek böyle bir konu. Belki natural language processing kısmına gireceksiniz. Mesela şu anda piyasada biliyorsunuz veri üzerinde çalışan, değil mi? Veri analizi diye çalışma alanları var. Mesela atıyorum bu veriler üzerinde veya text veriler üzerinde özellikle iş yapan çok fazla firma var. Mesela atıyorum bunları iyi kavradığınız zaman rahatlıkla o konularda da iş bulma ihtimaliniz var. Çünkü şu anda sadece okullarda atıyorum bu konuda çok büyük eksiklik var. Eğitim çok fazla değil bu alanda. O yüzden yeni mezunlardan kimseyi bulmaları mümkün değil.
Yani kendi gayretiyle olan insanlar ancak bu tip şeyleri biliyorlar. Diğer türlü okullarda bunu öğretmiyorlar. Yani lisans düzeyinde değil açıkçası. Biraz daha üst seviye olduğunu söyleyebilir. Ben de zaten zorlamıyorum sizi. Ödev 1 var. Yapmak istemiyorsanız ödev 1 var. Ödev 1 yapabilirsiniz. Normal standart. Ama böyle şeyleri seviyorsanız ödev 2 de size göre. Olabilir öyle değil mi? Bir kısmını yapsanız da yeterli benim için. İlla hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Mesela atıyorum belli bir kısımda %60-70 doğru veriyor. Tam problem değil yani. Olabilir yani. Evet, üçüncü ödeve bakalım. Üçüncü ödev, ikinci ödeve biraz benziyor. Ama biraz farklı. Bu da nedir? Aslında derleyici ile alakalı bir şey. Compiler yani. Şimdi compiler ne yapıyor? Kod yazıyorsunuz C'de değil mi? Derliyorsunuz. Ne yapıyor size? Yazdığınız kodun, mesela bir for döngüsü yazmışsınız. For döngüsü yazılan kurallara, yani context free grammar vardı ya, gramer yazıyorduk öyle değil mi? Gramera. Uygun mu değil mi onu kontrol ediyor. Kurala göre kontrol ediyor. Mesela biz bir tane örnek vermiştik. Hani hatırlıyor musunuz? Desimal bir sayı vermiştik. Demiştik ki kural bu. Üretilen bir sayı buna uygun mu değil mi? Bunu kontrol ediyor. Öyle değil mi? Mesela neyi kullanıyordu? C'de extended box null form kullanıyordu. Öyle değil mi? Mesela extended box null form mesela kullanılıyordu demiştik. Mesela C'nin context free grammar'ı bu. Mesela neydi? For döngüsü için şeyde satırlar vardı. Sizin yazdığınız kod buna uyuyor mu uymuyor mu? Buna göre ne yapmanız gerekiyordu? Bunu tasarlamanız gerekiyordu. Mesela bunun için de şöyle bir şey diyeceğiz. Şimdi burada çok muğlak bir ifade var ama bunu şöyle özelleştirebiliriz. Mesela atıyorum. Extended box null formla şimdi C bunu kullanıyor. Mesela biz ne yapabiliriz? Mesela döngüleri, en azından döngüleri, yazdığımız döngüler buradaki üretilen kurallara uyuyor mu uymuyor mu ona bakabiliriz. Veya kendi gramerimizi geliştirebiliriz tabii ki. Öyle bir şey olabilir. Mesela kendiniz de bir program dili yazabilirsiniz. Gramerinizi kendiniz geliştirebilirsiniz. Ama biz basitleştirelim biraz daha. Diyelim ki döngüler mesela uyuyor mu uymuyor mu? Şart ve döngüler diyelim o zaman. Tamam mı buraya? Şart ve döngüler. Tamam mı? Şart ve döngüler. Şimdi şart nedir? If var, switch case var, değil mi? İki tane şartımız var. Başka tamam, bu ikisi yeterli. If var, switch case var, değil mi? Bunlar. Daha sonra ne var? İşte while ve do while var, değil mi? Döngülerde bunlar var. Şimdi bunların for'u yazamamışız. For'u yazmışız. For olacak. Evet şöyle. For, while ve do while döngüsü var. If ve switch'ler var. Şartlar bunlar. Bir de for, while ve do while döngüleri var. Şimdi bunların grammar'larını nereden bulacağız? Extended box null form'dan bulabiliriz. İnternette yazın extended box null form diye. Zaten geliyor karşınıza. Tamam mı? Gelir. Şimdi burada nedir? For, while ve do while döngülerinin nasıl olduğu, yani grammar'lar yazılmış. Veya şu da olabilir. Kendiniz de yazabilirsiniz. O örnek olarak bakarsanız. Veya if ve switch case'in nasıl olduğu yazılmış. Şimdi biz ne yapacağız? Bir program yazacaksınız. Ben oraya if yazacağım. Diyeceğim ki if diyeceğim işte i eşittir, büyüktür, bilmem neyse şudur budur falan filan. Parantezi açıp kapatacağım C sintaksında. Değerle diyeceğim. Siz buton koyacaksınız. Değerlendir diyeceksiniz. Değerlendir diyeceksiniz. Sonra bu context free grammar'a göre sizin yazdığınız kod üretilebiliyor mu, üretilemiyor mu? Bunu test edeceksiniz, kabul ya da reddedeceksiniz. Bu da nedir? Aslında compiler'ın yaptığı iş öyle değil mi? Compiler de böyle çalışıyor. Compiler'ın farklı çalışmıyor. Yani compiler de böyle çalışıyor. Yapacağımız şey ne? Buna bakmak. C'de. C'nin sintaksını kullanın. Dedim ya, extended hata denetimi. Evet zaten compiler onu yapıyor. Mesela atıyorum şimdi syntax error böyle çalışıyor, tamam mı? Siz bir kod yazıyorsunuz, program yazıyorsunuz, derle diyorsunuz. Derlediğiniz zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Context free grammar'a göre sizin yazdığınız kod doğru mu yanlış mı ona bakıyor. Zaten compiler yazıyorsunuz işte. Evet, C kodunu istiyorum. Tam Java da yaz fark etmez ki benim için. Önemli olan şu. Extended box null form'a göre benim yazdığım şey doğru mu değil mi ona bakacağım ben. Şimdi extended box null form var. Yani context free grammar tanımlanmış orada. For nasıl yazılacak tanımlanmış. While nasıl yazılacak tanımlanmış, tamam mı? Şimdi
Sen Java'da kod yazacaksın. Ben Java'da açtığım yere, tamam mı? Bir tane edit oluşturacaksın. Ben oraya if diyeceğim. Yazacağım kodumu. Tamam mı? Kod yazacağım. Değerlendir diyeceğim. Benim yazdığım kod context free grammar'a göre üretilebiliyor mu? Üretilemiyor mu? Ona bakacağım. Nerede yazdığının bir önemi yok. Java'da yazsanız olur. Fark etmiyor. Benim için önemli olan context free grammar'a göre türetiliyor mu, türetilemiyor mu? Ona bakacağım. Yani doğru mu değil mi? Ona bakacağız yani. Ha şöyle bir şey var. Evet doğru mu ya? Tabii context free grammar'a göre üretilip üretilmediğini nereden anlayacaksınız? Push down automata kullanabilirsiniz bunun için veya Turing makinesi kullanabilirsiniz. Değil mi? O bir de öyle bir şey var yani. Evet, doküman şöyle bir şey olacak. Yapacağınız şey şu olacak. Kodları koyabilirsiniz. Önce bir anlatırsınız bir iki sayfa, bir sayfa falan. Sonra kodları eklersiniz. Ekran çıktılarını koyarsınız. Programı da zipli halde bana gönderirsiniz. Ben de onu çalıştırıp denerim. Yine bir form halinde format yazdırılacaksınız ama içinde çok fazla açıklayıcı şey olmuyor. Bir sayfa vesile açıklarsınız. Ekran çıktılar olur, kodlar olur. Öyle bir şey. Daha sonra bir de programın kodlarıyla birlikte bana göndereceksiniz. Ben çalıştırıp deneyeceğim onu. Evet, üçüncü ödev, ikinci ödev biraz daha kolay. Ama context free grammar'ı da push down otomatayla ne yapmanız lazım? Ama push down otomatayla yapmanız gerekir. Onu yapamazsınız ki başka türlü. Push down otomata niye var? Bunun için var işte. Push down otomata daha kolay yaparsınız bunu. Yani siz de yaptığınız şey aslında push down otomataya benzer bir şey olacak. Kendiniz eğer doğru geliştirirseniz eğer. Ya diğer türlü üretemezsin başka türlü. Çünkü şöyle bir şey var. Non-deterministik bir yapısı var ya. Şimdi for diyorsun. For'dan sonra bir sürü şey olabilecek. Buna göre bir makine oluşturacaksın. Yine aynı şekilde. Yapman gereken yine öyle. Bir external box nor form var. Gramer verilecek size. O gramere göre bir otomata oluşturacaksın. Daha sonra gelen kodu ona göre çalıştıracaksın. Otomatı yani makineyi çalıştıracaksın. Ve sonunda sana onu üretebiliyor mu, üretemiyor mu? Yani kabul durumunda mı değil mi ona bakacaksın. Kabul durumundaysa evet üretilir diyeceksin. Kabul durumunda değilse yanlış diyeceksin. Yine aynı push down otomata veya Turing makinesi kullanmak zorundasın. Yani gramere göre bir Turing makinesi veya push down otomata tasarlaman gerekiyor yine. Tamam. Evet, ikinci ve üçüncü ödevler zevkli ödevler ama çok kolay bir ödevler değil doğal olarak. Ama bence üçüncü, ikinci ve üçüncü ödevlerin bir kısmını bile yapsanız bence birinci ödevden size daha çok daha fazla faydası olabilir. O yüzden tercih nedir size kalmış bir şey. İstediğiniz birini tercih edebilirsiniz. Eğer bunlarla alakalı anlamadığınız bir şey olursa gel şimdi sorabilirsiniz zamanımız var veya daha sonra sormak isterseniz de mesajla ne yapabilirsiniz? Bunları da sorabilirsiniz. Şimdi bir de neye bakacaktık? Evet, tez yazım kılavuzuna bakacaktık. Evet, şöyle şu paylaşımı durduralım. Var mı bununla ilgili soracağınız bir şey? Yok herhalde. Tamam, şöyle yapalım. Ekranımızı paylaş diyelim. Şöyle. Tez yazım kılavuzu diyelim. Bakalım ne geliyor. Evet, dönem projesi hazırlama ilkeleri diye bir şey geliyormuş. Şimdi bakalım. Şimdi biraz önce de ben şunu da söyledim. Şimdi bir kere bizim amacımız şöyle bir şey değil. Ben birebir tez yazım kılavuzunu uygulayın. Buna göre ben bir dosya gönderin istemiyorum. Bunun için uğraşmanız da gerek yok. Ama benim istediğim şey ne? Benim istediğim şey şu. Ben yaptığınız ödevi düzgün bir şekilde sunmanızı istiyorum. Şimdi düzgün bir şekilde sunmak ne demektir? Birincisi, öncelikle ilkokulda bile değil mi? Eskiden dönem projeleri vardı. Dönem ödevi mi vardı? Dönem ödevleri vardı değil mi? Nedir? Önce bir kapak dosyası hazırlıyorsun, öyle değil mi? Dönem ödevinde. Kapak hazırlarsın. Bir adını soyadını yazarsın değil mi? Dersin hocasını yazarsın. Kendi ismini yazarsın. Numaranı yazarsın. Sonra ödevin konusunu yazarsın değil mi? Tarih yazarsın. Dersin adını yazarsın değil mi? Bir kapak dosyası hazırlarsın. Sonra ne olur? Bir içindekiler kısmı olur. Sonra bir ne olur? İşte
Kullandığın referanslar olur. Referansları yazarsın. Sonra içerisindekini düzgün bir şekilde yazarsın, anlatırsın şekillerle, grafiklerle, yazılarla, öyle değil mi? Bu şekilde düzgün bir şekilde ne yaparsın? Anlatırsın. Şimdi gerçi şöyle evet, daha önceki ödevlerden örnek size göstermeyeceğim. Ama ödevler varmış, silmemişiz. Göstermeyelim, kimseyi ifşa etmeyelim. Evet, şimdi bakalım. Şimdi ne demek istediğimi herhalde anladınız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Olabilir. Yani önemli olan şöyle bir şey. Benim istediğim şey, biraz önce anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben birebir aynısını, yani buradaki proje hazırlama ilk yerine göre hazırlayın istemiyorum, ama ben istiyorum ki düzgün bir ödev fikri gönderin bana. Eğer nasıl düzgün ödev göndereceğinizi bilmiyorsanız şayet, buradaki hazırlama ilkelerini birebir uygulayabilirsiniz. Problem değil. Bunları uygularsanız zaten düzgün bir ödev çıkması lazım ortaya. Ama bunlar tabii ki biraz da şöyle bir şey var. Biraz da sizi zorlayan şeyler ama mesela bakın burada şöyle bir şey diyor. Bir örnek üzerinde anlatmaya çalışayım sizin demek istediğimi. Mesela diyor ki yukarıdan 3 santim, soldan 2,75, sağdan 2,75, aşağıdan 2 santimetre boşluk bırakacaksın diyor ki bu aslında evet olabilir, problem değil ama şimdi arkadaşlar bir de ne yapmamalısınız? Ne yapmalısınız? Ne yapmamalısınız? Bunun üzerine anlatayım size. Eğer yani nasıl olacağını tasarım konusunda bilmiyorsanız bunu uygulayabilirsiniz. Ama şunu da yapmamalısınız. Mesela atıyorum. Ben illa bunu istemiyorum ama yukarıdan 3 santim olsun istemiyorum. Aşağıdan 2 olsun istemiyorum. İlla bu olsun istemiyorum. Normalde klasik bir boşluk, sayfa kenarı boşluk seçebilirsiniz ama bir sayfada başka bir sayfada farklı olmaması gerekir. Bunu yapmamanız gerekiyor, değil mi? Mesela bir sayfada 2 santim, diğer sayfada 0,5 santim olması mantıklı bir şey mi sizce? Değil. Ben bunu istemiyorum. Şimdi ayrıca bakın burada ne diyor? Mesela yazım kuralları atıyorum. Burada hangi satırda bilmiyorum ama mesela diyor ki şurada örnek vereyim. 1,5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır diyor. Ben size ne dedim? Mesela ben bunun aynısını istemiyorum. Siz diyebilirsiniz ki hocam ben 1,5 bırakmak istemiyorum. Ben 1 bırakmak istiyorum diyorsanız eğer bütün tezde bir satır boşluk olmalı. Yok eğer ben 1,5 satır boşluk diyorsanız bırakmak istiyorum diyorsanız o zaman ne olmalı? Bütün tezde 1,5 satır olmalı. Yani bir düzeniniz olmalı. Tamam mı? 2 satır diyorsanız 2 satır olmalı. Şimdi adam şöyle bir şey diyor. İşte ne diyor burada? Times New Roman kullanacaksın diyor. Mesela atıyorum. Arkadaşınız diyor ki ben şerif kullanmak istemiyorum diyor. Değil mi? Şerefsiz yapmak istiyorum diyor. Neyse. Yani şimdi eğer ne kullanıyorsanız onu kullanmanız gerekiyor. Times New Roman 10 boyutunda kullanıyorsanız ne olmalı? Bütün yazılar Times New Roman 10 olmalı. Bir sayfanın birisi Times New Roman 10, diğeri Arial olmamalı. Öyle değil mi? Yani bir düzen olmalı. Kastettiğim bu benim aslında. Yoksa birebir uygulayın demiyorum. Tamam, yani birebir uygulamak hani mantıklı bir şey. İleride bunu uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Bunu değil de başka şablonları uygulamak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü pek çok yerde ben uyguladım mesela mecburen tez yazıyorsunuz. Mecburen bir yerin tez yazım kılavuzu var. Ne yapıyorsunuz? Ona göre tezinizi düzenlemek zorundasınız. Ama dediğim gibi bunu uygulamak ve öğrenmek açısından uygulamak bence önemli. Ama siz yok ben uygulamak istemiyorum. Kendim düzenli bir şekilde yapabilirim diyorsanız kendinizin bir standardı olsun. Mesela da şekil koyuyorsunuz. Şeklin mutlaka numarası ve adı olmalı. Şekil açıklama gerekmeli, öyle değil mi? Mesela şekil 1,1 diyorsunuz. İşte nedir? Turing makinesinin konfigürasyonu dediniz, değil mi? Bunu demelisiniz. Eğer hiçbir şey demezseniz, mesela şeklin ne olduğunu yazmazsanız ve yazının içerisinde de işte Turing makinesinin konfigürasyonu şekil 1'de verilmiştir diye bir referans kullanmıyorsanız o zaman ben böyle bir şey yoksa, isim yoksa, referans da yoksa o zaman ben Galatasaray maçını koyabilirim, öyle değil mi? Bir kare. Kimse bana karışmaz. Niye koydun demez. Zaten Turing makinesi de koysam referans vermiyorum anlamına gelir. Yani ama dediğim gibi bir şekil koyuyorsanız mutlaka referansı olmalı. Şeklin bir numarası olmalı. Numaranın da
bir adı olmalı, öyle değil mi? Şekil 1 diyorsunuz, işte Turing makinesinin konfigürasyonu demelisiniz. Mesela kitaplara bakın, mutlaka bir şekil ve numarası vardır ve şeklin de ne olduğu yazıyordur. Öyle değil mi? Yani dediğim gibi bir standardınız olmalı. Tamam, düzgün bir şekilde sunmalısınız. Benim istediğim o. Yoksa bunu birebir uygulayın diye söylemiyorum. Referanslar mesela, atıyorum, nasıl kaynaklar nasıl verilecek onu anlatıyor mesela burada, değil mi? Ama siz de mesela kaynakları bunu kullanmayabilirsiniz. Ama şöyle bir şey değil. Mesela adam ne yapmış burada? Bakalım. Kaynaklara bakalım mesela. Bir tane kaynak, iki kaynak örneğine. Nereye gitti? Aşağıda mı? Mesela demiş ki burada şimdi Sağroğlu şey demiş. Şeref Sağroğlu demiş. Tamam. Şimdi bakın ne yapmış? Öncelikle soyadını yazmış. Adının baş harfini yazmış. Nokta koymuş. Şimdi mesela atıyorum Word açarsanız, Word'de nedir? İşte bazı standartlar vardır. Kappa vardır, bilmem ne vardır, şu vardır, bu vardır. Yani kaynak yazma standartları vardır. O APA vardır. Neyse, kullanabilirsiniz. Şimdi ama şöyle bir kendiniz bir standart oluşturabilirsiniz. Problem değil. Ama birisinde soyadının başa yazıp diğerinde soyadını sona yazmak, o zaman bir düzen olmayacaktır, öyle değil mi? Yani kendiniz yapıyorsanız bir düzen oluşturun. Mesela başına diyorsunuz ki Sağroğlu başta yazmışsınız. Sonra adını nokta koymuşsunuz. İkinciye diyorsunuz ki işte işte Aktürk diyorsunuz. İşte Veli diyorsunuz. Tamam. Veli'yi de Veli yazmışsınız. Ama normalde ne yapmanız gerekiyordu? Baş harfini yazıp nokta koymanız gerekiyordu. Yani şimdi bir standart oluşturmanız gerekiyor. Tamam. Biri farklı, biri farklı olmaz. Tamam. Yani eğer öyle yazıyorsanız ne, mesela şöyle de olabilir. Veli yazarsınız, A nokta diyebilirsiniz. Bu problem yok ama bir standart olması gerekiyor, tamam mı? Yani o yüzden mesela web sitelerini ayrı bir formatta, kitapları ayrı bir formatta yazabilirsiniz. Mesela burada eğer takılıyorsanız, mesela burada var. Diyor ki kaynak gösterme örnekler demiş. Kitap için farklıdır. İşte internet için farklıdır burada. Mesela kitap için bir yerlerden alıp şey yapmayın, kopyalamayın. Kendiniz standartınızı oluşturun, düzeninizi oluşturun. Ne yapıyorsanız, mesela atıyorum dediğim gibi kaynak gösteriyorsanız belli bir standartta gösterin. Boşluk bırakıyorsanız belli boşluk, aynı boşlukları bırakın. Yazı fontu kullanıyorsanız, mesela atıyorum başlıkta bir font kullanıyorsanız mavi ise, ki mavi falan renkli kullanmayın ama siyah, işte atıyorum 10 puntoysa başlık, diğer başlık da 10 puntu olsun. Biri 10, biri 11, biri 8, biri 7 olmasın yani. Tamam. Şimdi şöyle şu anda internet ve internette artık kitap, biraz önce ben size bir tane link gönderdim. Kitabın linkiydi. Bak, kitaba ulaşabiliyorsunuz. İnternetten daha büyük kaynak mı var? Bütün kitaplar, makalelerin hepsi orada. İkincisi, üniversitelerin sadece Ahmet Yesevi değil, birçok üniversitenin kaynaklara erişimi var. Hangi ildeyseniz o ilin kütüphane, üniversitesinin kütüphanesini kullanabilirsiniz. Kaynaklarına erişebilirsiniz. Sonuçta bunlar bir ülkenin, bir üniversitenin değil, bütün ülkenin kaynakları. Atıyorum Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yoksa bağlantısı, gidip işte Ankara'da atıyorum ODTÜ'nün internetinden ulaşıp alabilirsiniz. Yıldırım Beyazıt'ını alabilirsiniz. Hacettepe'nin ay planına girip alabilirsiniz. Yani kaynak sınırsız. Yeter ki ulaşmak isteyin. Tamam. Onlar bahane. Onlar bahaneyi geçin. Yani ulaşmak isteyen her türlü ulaşır. Mesela şöyle düşünün. Bir tane kaynağa ulaşabiliyorsunuz. Sadece Hacettepe'ne ulaşılabiliyor ve kaynağa ulaştığınızda size 10 lira para veriyorlar. Kaç kişi ulaşabilir? Hepiniz ulaşırsınız. Tamam. Hacettepe'den atıyorum Ankara'daysanız, örnek veriyorum. Hangi ildeyseniz o ilin üniversitesine ulaştığınızı düşünün. Ve her ulaştığınızda size para veriyorlar. 10 lira, 20 lira, 100 lira. Hanginiz ulaşamazsınız? Hepiniz ulaşırsınız, değil mi?
Yeter ki ulaşmak isteyin yani. Herkes ulaşır. Niye ulaşmasın da? Yani yok mu mesela üniversite birine gittiğinizde atıyorum mesela atıyorum linkini gönderseniz bile dersiniz ki arkadaşım bana bak bu böyle bir şey lazım. Bunu indirip bana gönderebilir misiniz? Sana yine gönderir. Herkes gönder. Yani önemli olan ulaşmak isteyin. Her tarafa ulaşırsınız. Ama bahane bulmak isterseniz 100 tane de bahane bulursunuz. O da ayrı bir konu. O yüzden bahane değil biz çözüm üreteceğiz. Her yerden ulaşılabiliyor. Kaynak Ahmet Yesevi'den olmaz. İşte Hacettepe'den olur. Oradan olmaz. Karabük'ten olur. Öyle değil mi? Her